Lemnos Adası'ndayım. Dünyadaki en güzel biyo rezervlerinden biri. Burada çok enteresan bir sistem var. Mandra sistemi diye geçiyor. Kahyaların yönettiği bir agroekolojik çiftçilik yöntemi. Bu güzel gelenekle ilgili bakalım neler öğreneceğiz. The stuff that has to do with Arab cultivation and traditional practices, where a lot of interesting and rare species can be found, and there is a very interesting interconnection between humans and nature. We tend to think that humans are always a negative factor on the environment, but this is not the case, especially in places like Greece and in the Mediterranean islands. Humans and the environment have co-evolved in order to have the diversity that we are now able to admire and that to make conservation efforts in order to protect it. If we exclude humans from Mediterranean islands, we're going to lose biodiversity, not gain biodiversity. On the same time, the practices that humans have been applying in areas like Lemnos for millennia have co-shaped an interesting dynamic that for us it's the center of what we do as a Medina. We try to understand the interconnection between these practices and the benefits of biodiversity, to catalog them, to understand them, and to give a better guidelines both to the farmers in order to continue and support them on this way for their practices, but in order to understand the dynamics of critical species, rare species, and biodiversity. Evet, çok güzel bir kadayıf yapmışlar. Kadayıf üzerine krem şantili, bademli, fıstıklı bir şey. Ama esas buraya bu peynirin yapımını çekmeye geldik. Bir kültürel miras, mandra sistemiyle üretiliyor. Buradaki çiftçinin adı Rafael ve atalarından öğrendiği yöntemle bu peyniri yapıyor. Ve bu peynire en güzel şekli veren şey bu sepet. Sepette sazlıktan topluyor kamışlarını. Sonra da müthiş hünerli elleriyle hızlıca örüyor. Bunu yaparken ne düşünüyorsun diye sorduk. Hiçbir şey düşünmüyorum diye dedi. Yani o yapım aşamasında düşünceleri dağılıyor ve kendini tamamen o sepetin bir parçası haline getiriyor. Çok hızlı el hareketleri gerçekten. Onun gibi, onun yaşında genç bir insanın atalarının geleneğini sürdürmek istemesi, buna devam etmesi, burada mandra sisteminde çiftçilik yapması gerçekten takdire şayan. Zaten Yunanistan peynirlerinin çoğu meşhur. Bu da onlardan biri. Devlet tarafından kültürel mirası alınmış. En meşhurlarından birinde biliyoruz ki feta peyniri, yani bizim beyaz peynire çok benzeyen. Tadı çok güzel. Keçi peynirinden yapılıyor. Keçi, koyun da karıştırabiliyorlar. Μέσα ρίχνουμε λίγο γιαούρτι για να πάρει τη γεύση.
Ποιος καλλιέργεια. Καλά, για να διαλυθεί με το γάλα και το γιαούρτι. Ωραία. Τώρα κόβουμε το τυρί. Έχει πήξει. Θα το λέμε γυαλί. Περιμένουμε λίγο να βγάλει το τζίρο από μέσα, το υγρό, για να το βάλουμε στο τυριβόλι. Το πυγμένο το γάλα σε μια μεριά. Το υγρό που βγάζει το τζίρο, το τυρόγαλο, τον δίνουμε στο γουρούνι. Και προσπαθούμε με κυκλικές κινήσεις να βγάλουμε όλο το νερό από μέσα, όλο το υγρό. Μέχρι το Μάιο φτιάχνουμε καλαθάκι και μετά φτιάχνουμε μελίχλωρο. Το καλαθάκι είναι το τυρί άλμης. Εκεί του μορφή.
Biz de böyle peynircilerin, sütçülerin, çiftçilerin peşinden dünyayı görüyoruz. En çok da Akdeniz'i görüyoruz. Bunları görebiliyor olmak, bu lezzetleri tadabiliyor olmak gerçekten çok büyük bir ayrıcalık. Ve gerçekten Akdeniz'i daha iyi tanıma şansımız oluyor.